Merhaba sevgili öğrenciler. 5. sınıf konularımızdan kesirler konusuna devam ediyoruz. Bu dersimizde birim kesirleri sıralama ve sayı doğrusunda gösterme konusunu işleyeceğiz. İlk önce birim kesirleri sıralama konusuna başlıyoruz. Birim kesirler neydi? Onu söyleyelim ilk önce. Birim kesirlerde pay, yani üstteki sayı her zaman 1 oluyordu. Yani kesirlerde bir kişinin yediği parçaya biz birim kesir diyorduk. Bunu önceki derslerimizde sizlere ifade etmiştik. Birim kesirlerde büyüklük küçüklük sıralaması yaparken pay kısımları eşit olduğu için iki birim kesirin veya üç birim kesirin payları eşit olduğu için yani üstteki sayılar eşit olduğu için payda kısımlarına bakıyoruz. Paydası az olan birim kesir diğerinden büyük oluyor. Nasıl olacak bu? Örneğimize bakarak beraber görelim. Ekranımızı biraz daha büyütelim. Şimdi burada iki tane kesir var. Bu iki kesiri iki tane eşit pasta olarak düşünelim. Ve bu pastaların kesirlerini yazalım ilk önce. İki pastanın da büyüklüğü eşit demiştik. Birinci pastayı ilk önce kaça kesmişler? Ona bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya kesmişler. Hemen onu paydaya yazıyorum. Ve bir kişinin yediği bir parça 6'da 1. Bu aynı zamanda birim kesirimiz. Diğer pastamız sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10'a kesilmiş. Ve yine bir parça yenmiş. Şimdi bu iki kesiri karşılaştıracağım. Şöyle yan yana biraz daha yaklaştırarak yazalım. 1 bölü 6 ya da 6'da 1 kesri ile 10'da 1 kesrini karşılaştıralım. Bakın şimdi öğrenciler burada bazen şu hatayı yapıyorlar. Büyük sayıyı gördüklerinde bu kesrin diğerinden büyük olduğunu zannediyorlar. Şekillerden de anlayacağınıza göre birinci pastamızı 6 parçaya kestikleri için her parçanın büyüklüğü yani parçalar daha büyük olmuş. Yani bundan bir tane bir parçayı yiyen bir kişi daha çok pasta yemiş olur. Diğer kesrimizde pastamızı 10'a kestikleri için parçalar küçük küçük olmuş. Buradan bir parça yiyen kişi ise diğerine göre daha az yemiş oluyor. O zaman 6'da 1 kesrimiz 10'da 1 kesrimizden büyük oluyor. Ve bu şekilde işaretimizi koyarsak doğru yapmış oluyoruz. Yani demek ki üstteki sayılar aynı olduğunda ikisi de birim kesirler zaten üstteki sayılar 1 oluyor. Alttaki sayılara bakarak alttaki sayılardan az olanı seçersek o zaman büyük olan kesri bulmuş oluyoruz. Şimdi geçelim alıştırmalarımıza. Birinci alıştırmamız aşağıda verilen birim kesirleri karşılaştırıp küçüktür, büyüktür ve eşittir sembollerini koyalım. İlk önce iki kesrimize bakıyoruz. Yine x'te yani bütün kesirlerimiz zaten birim kesir. 3'te 1 kesri ile 7'de 1 kesrini karşılaştırıyoruz. Paylar eşit olduğu zaman alttaki sayılardan az olanı seçtiğimde büyük olan kesri buluyordum. Yani 3'te 1 kesrimiz 7'de 1 kesrimizden daha büyüktür. Bir kez daha sebebini söyleyeyim. İki eşit pasta olsun. Bir tanesini 3'e keselim. Diğerini 7'ye keselim. Düşünün 3'e kestiğimiz pastanın parçaları daha büyük olduğu için oradan bir parça yiyen bir kişi 7'ye kesilmiş bir pastanın bir parçasını yiyen diğer kişiden daha fazla yemiş olacağı için az önceki örneğimizde de hatırlayacaksınız. Böylece 3'te 1 kesri 7'de 1 kesrinden büyük oluyor. Şimdi 9'da 1 ile 5'te 1 kesrine bakıyoruz. Şöyle işaret koymamız gerekiyor. Neden? Üstteki sayılar aynı. Alttaki sayılardan az olanı seçtiğimde büyük olan kesri buluyorum. Yani 9'da 1 kesrimiz 5'te 1 kesrimizden küçük oluyor. 5'te 1 kesri daha büyük bir kesir oluyor. %1 kesri ile 42'de 1 kesrini baktığımız zaman yine üstteki sayılar eşit. Alttaki sayılardan az olanı seçersem bu kesir daha büyük. O zaman %1 kesrimiz küçüktür. 42'de 1 kesrinden diyoruz. Son örneğimize bakıyoruz. 8'de 1 ve 1000'de 1 kesirleri var. Tabii ki alttaki sayı az olan kesri seçersem büyük olan kesri bulmuş oluyorum ve işaretimi bu şekilde koyuyorum. İkinci sorumuz aşağıda verilen kesirleri büyükten küçüğe doğru sıralayalım.
Yine bakıyorum. Paylar hepsinde 1 birim kesir. En az olan sayıyı arıyorum. Bakıyorum 8 var. O zaman en büyük kesirim 8'de 1 kesri. İlk önce onu yazıyorum. 8'de 1 büyüktür. İkinci olarak 15 ve 29 arasında 15'i yazıyorum. 15'te 1 kesri. 8'de 1 büyüktür 15'te 1 kesrinden. Ve 15'te 1 kesri de 29'da 1 kesrinden daha büyüktür diyoruz. Ve bu şekilde sıraya koyuyoruz. Diğer örneğimiz. Yine bakıyorum. Alttaki sayılardan az olanı seçeceğim. Yani 1 bölü 7 kesrini başa yazıyorum. Büyüktür. İkinci sıraya buna işaretledim. İkinci sıraya 16. 16'da 1 kesrini koyuyorum. 1 bölü 16 ikinci sırada. Onu da işaretledim. Ve son kesrimiz 1 bölü 95. En küçük kesrimiz 1 bölü 95 oluyor. Üçüncü soru. Aşağıda verilen birim kesirlerin arasında yazılabilecek birim kesirleri bulalım. Bakıyorum. 1 bölü 13 kesri ile 1 bölü 9 kesrinin arasına koyabileceğim kesirleri bulmam gerekiyor. Tabii ki 1 bölü 13'ten bir tane büyük olan kim var? 1 bölü 12 kesrimiz var. Buraya yazabiliriz. 1 bölü 11 kesrini araya koyabiliriz. 1 bölü 10 kesrini araya koyabiliriz. Zaten 1 bölü 9 kesri de verilmiş. Bu iki kesirimizin arasına girecek kesirler bunlardır. Diğer örneğimize bakalım. 5'te 1'den daha küçük olan, 10'da 1'den büyük olan kesirleri yapacağım. Yani 5'te 1'den daha küçük olan kim var? 6'da 1 kesrimiz var. 7'de 1 var. 8'de 1 var. Ve son olarak 9'da 1 kesrimizi bu iki kesrimizin arasına yerleştirebiliyoruz. Şimdi geldik birim kesirleri sayı doğrusunda gösterme konusuna. En üstte bir örneğimiz var. Şimdi hatırlatmamızı okuyalım. Birim kesirler sayı doğrusunda 0 ile 1'in arasında gösterilir. Yani bir bütünün arasında göstereceğiz. İlk önce 7'de 1 kesrimizi sayı doğrusuna yerleştireceğiz. Ben önceden sayı doğrusunu hazırladım. Ne yapacağım? İlk önce paydaya bakıyorum. 7 var. O zaman ben bu bir bütünü 7 parçaya ayırmalıyım. Hemen çizmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve sonuncusu da 7 oluyor. Kontrol ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 parçaya ayırdım. Şimdi birinci parça yani burası benim aradığım yer. Hemen şöyle işaretliyorum. 7'de 1 kesrimiz birinci parçamız oluyor. Böylece gösteriyoruz. Örneklerimizi yapalım. Aşağıda verilen birim kesirleri sayı doğrusunda gösterelim. İlk kesrim 9'da 1. O zaman bir sayı doğrusu çizeceğim. Hemen çiziyorum. Ve 0 ile 1'in arasında olacak. Ve ben bu sayı doğrusunu 9'a ayırmam lazım. Çünkü payda da 9 var. Hemen ayırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Ayırırken de bütün parçaları eşit yapmaya çalışıyorum. Yani bir parça büyük bir parça küçük yaparsam uygun olmaz. 9'da 1 kesrini 9 parçaya ayırdım. Sayı doğru mu? Kontrol ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parçaya ayırmışım. Ve birinci olan hemen birim kesrimiz burada. Buraya yerleştiriyorum. 5'te 1 kesrini çiziyorum. Sayı doğrusunda gösteriyorum. 0 ile 1'i hemen yazıyorum. Ve ne yapacağım? Paydaya bakıyorum. Ben bu sayı doğrusunu 5'e ayırmam lazım. Hemen ayırıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Birinci parçayı işaretliyorum ve buraya yerleştiriyorum. Şimdi ikinci sorumuz. Aşağıda sayı doğrusunda gösterilen birim kesirleri bulalım. Birim kesir zaten birinci yerde. Ben hemen kesir çizgimi yerleştiriyorum. Ve sayı doğrusunu kaça ayırmışız ona bakıyorum. Sayıyorum. Ama burada sayarken her çizgiyi saymıyorum. Attığım adımları sayıyorum. Buna dikkat edin. Çünkü bazen öğrenciler çizgileri sayıyorlar ve payda kısmını yanlış buluyorlar. Ne yapıyorum? Sıfırdan başlayarak attığım adımları sayıyorum. Bir adım, iki, üç, dört,
5, 6, 7, 8, 9. O zaman payda kısmına 9 yazacağım. Ve birim kesir ilk başta olduğu için 9'da 1 olarak kesrimi yerine yazıyorum. Diğer örneğimize bakalım. Sayı doğrusunu yine sayacağım ilk önce. Sıfırdan başlayarak adımlarımı atıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O zaman bu bütünümüzü 14'e ayırmışlar. Hemen payda kısmına 14'ü yazacağım. Ve birim kesimiz ilk birinci parça olduğu için 14'te 1 olarak bu şekilde gösteriyorum. Bu son örneğimizdi. Bu örnekle dersimizin sonuna geldik. Sizlere her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum.